Bürosu Başkanım, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire İşleri Başkanım, DİMSİAD Başkanım, MAKSİAD Başkanım, değerli üyelerimiz ve değerli misafirler. Geleneksel AYSİAD iftar yemeği programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanım Mahmut Çatlı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Denizli Ticaret Odası Başkanım, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanım, DİMSİAD Başkanım, MAKSİAD Başkanım, Genç AYSİAD Başkanımız, Avrasya Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli AYSİAD'lar ve çok değerli aileleri, derneğimiz tarafından her sene düzenlemiş olduğumuz iftar yemeği programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü gösterecek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken bu güzel akşamda sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ederiz. Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Uğur Erdoğan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı'na ve çok değerli AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı'na ve çok kıymetli iş dünyamızı temsil eden sektör mühendisliği arkadaşlarım, kıymetli hanımefendi, güzel belediyemize, Sayın Herkese, Sayın Hocamız, mübarek olsun. Bugün sizlere bir arada olmakta büyük bir ekonomik siyasetler olduğunu ifade etmek isterim. Biz Denizli Ticaret Odası Başkanı olarak buraya çıkmışken ticaret odası ile ilgili de AYSİAD'ımızla beraber neler yapıyoruz, yapmayı planlıyoruz. Onlarla ilgili kısa bilgi vermek isterim. Biz AYSİAD'ımızla beraber Türkiye'nin şifalarla ilgili ticaret odası olan gerekli kereseyi birbirimize vermeye çalışıyoruz. Organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bu arada tüm kişilerin seyahatlerini yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah 2024 yılında da yurt dışı fuarlarımızda artarak devam ettiriyoruz. Onlarla başlığımızda bazı fikirler var. Bunları da ele alarak devam ettireceğiz. Ben arkadaşlar Ramazan bayramımızda buradan tutuyorum. Evet, bugün de AYSİAD'ın iftarındayız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Pamukkale ailesine teşekkür ediyoruz katıldıkları için. AYSİAD'ın geleneksel düzenlediği iftar yemeğine bu yıl da katıldık. Sağ olsun Mahmut Başkanımızla her yıl iftar yemeklerine devam ediyoruz. Buradan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm ülkemize, Müslüman Türk alemine Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Başkanım, AYSİAD'ın iftarında bir araya geldik. Neler söyleyeceksiniz? Evet, güzel bir ortamdı. Ramazan'ın güzel bir ikliminde, güzel insanlarla güzel bir beraberlik oldu. Bundan dolayı AYSİAD yönetimine tebrik ediyorum, kutluyorum. Ramazanları, mübarek Ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyoruz. AYSİAD ilimizin önemli sivil toplum örgütlerinden, önder sivil toplum örgütlerinden kabul ediyoruz. Gerçekten çok uluslararası İşler, projeler yapmakta, işler yapmakta. Yani bir Kıbrıs Cumhurbaşkanı ağırladılar. Başka ülkelerin bakanlarını getiriyorlar. Efendim, büyükelçilerini getiriyorlar. Ekonomik ilişkiler konusunda Denizli'yle karşılıklı alışveriş konusunda gayretleri var. Bu yönüyle ben AYSİAD'ı çok önemsiyorum, takdir ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.
Peki Büyükşehir'de Ramazan'da tabii ki mali iftarları devam ediyor. Büyükşehir'de organizasyonlar bu şekilde Ramazan'da devam ediyor. Aynen. Yani her türlü faaliyet var. Mahalle iftarlarımız bazen 1-2 mahallede olabiliyor. Her gün 5000 kişilik çadırda mutlaka o düzenli olarak devam eden iftarımız var. Ekranlar vasıtasıyla 4 kanaldan, 7 radyodan kanallar vasıtasıyla Büyükşehir iftar programıyla denizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında sosyal faaliyetlerimiz var. Ne bileyim fakir fukara ile ilgili bu ayın özelliğinden dolayı onlara daha fazla dokunmak, onların yüzlerini gülümsetmek için her türlü faaliyet devam ediyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. İyi akşamlar Şenol Bey. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Size sormalı. Evet. Evet, bu Aysiyet'in iftarındayız. Önce kendimi tanıtayım. Şenol Balcıoğlu, Balcıoğlu Yöresel Gıda ve aynı zamanda Esamore Konsept firması sahibiyim. Aynı zamanda Aysiyet Yönetim Kurulu üyesiyim. Bugün buradayız. Öncelikle herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Aynı coşku ve huzurla bayrama kavuşmayı temenni ediyorum. Evet, bugün Pasvak'tayız. Burası vizyon ve yüklendiği misyon olarak denizimize katma değer sağlayan bir vakıf. Oldukça güzel bir yer. Bu çatı altında olmak da apayrı bizler için gurur verici. Ramazan'da iftarlar birlik ve beraberlikle güzelleşiyor. Biz de bu sayede yönetimimizdeki, derneğimizdeki diğer üyelerle ailece kaynaşıyoruz. Güzel geçiyor. Herkesin ayağına sağlık. Tabii Aysiyat'ın bu sosyal sorumluluğu, etkinlikler olsun devam ediyor. Evet. Valla Aysiyat denizde kabuğuna sığmıyor diyebiliriz. Başkanımız sağ olsun bu konuda oldukça aktif. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da bir organizasyonumuz vardı. Sizler de oradaydınız. Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi'ni ağırlamıştık. Oldukça faydalı, güzel bir etkinlikler yapıyoruz. Umarım ilerleyen süreçlerde daha faydalı, daha güzel etkinliklerle Denizli halkına, Denizli esnafına, işverenlere faydamız olacak. Teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi Aysiyat'ın iftarında bir aradayız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Aysiyat'ın 2004 yılından beri, kurulduğundan beri içindeyim. Ve her yıl düzenli olarak da yapmaktayız. Gelen eş dostlarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah ömrümüzün yettiği müddetçe de devam edeceğiz. Bütün İslam aleminin Ramazanlarını kutluyorum. Evet Mahmut Hocam, yine Aysiyat'ın iftar programında evet. Bir aradayız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii çok önemli günler. Birlik ve beraber olabileceğimiz, göremediğimiz arkadaşlarımızı tekrar görme fırsatı yakalayabileceğimiz ve Ramazan'ın o ruhunu yaşayabileceğimiz çok önemli günler. Tabii her yıl elimizden geldiği kadar bir iftar programı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu güzel ayı, bu kutsal ayı beraberce paylaşmaya çalışıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Hem arkadaşlarımızla sohbet etme şansımız oluyor. Hem de o yaşadığımız günlük stresin, problemleri unutmuş oluyoruz bu sayede. Aysiyat'ta organizasyonlar bitmiyor. Evet. Evet, bitmeyecek. Şimdi tabii seçimler var biliyorsunuz pazar günü. İnşallah hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Ama ayın 31'inden sonra çok büyük projelerle tekrar hem Denizli'mize hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yarar sağlayacak, iş insanlarının hayal gücünü daha da arttıracak projelerle tekrar birlikte olacağız inşallah iş insanlarıyla beraber. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Mert Çatlık. Pamukkale Üniversitesi Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Avrasya Geniş İlişkiler Topluluk Başkanıyım. Topluluğu yeni mi kurdunuz? Topluluğu bu sene aktif ettik. Normalde 2019 senesinde kurulan bir topluluk. Biz bu sene topluluğu aldık, aktif ettik ve şimdi üniversitemizde aktif olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? Mesela ayın 3 Mart'ta bir tanışma kongresi yaptık. Bu tanışma kongresinde Nihat Zeybekçi de olmuştu. Bir interaktif bir tanışma kongresiydi. Orada insanlar Erasmus proje yazmaları, işte kendi ekip olma gibi insanlara hani birer yol çizgisi çizdik. Bunun ikinci partını da yapacağız. Aynı zamanda Trend Yolu okulumuzu da ağırladık. Onlarla e-ticaret semineri aldık. Böyle üniversitemiz etkinlerimiz devam edecek. Aysiyat'la birlikte etkinlikleri de devam edecek. Tabii, Aysiyat'la birlikte devam edeceğiz. Seni de tanıyalım. Ben Pamukkale Üniversitesi Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de Avrasya Genç Girişimler Topluluğu Yönetim Kurulu üyesiyim. Mimarlık 2. sınıf okuyorum. Melih Çatalok. Ben Ceren Bahadır. Ben de Mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de yönetim ekibindenim. Peki hedefleriniz neler? Toplulukta neler yapıyorsunuz? Toplulukta okuldaki üyelerimizle beraber
proje yazma etkinliklerimiz, işte yine tanışma etkinliklerimiz, workshoplar yaparak ilerliyoruz. Adım İrfan Kağan. Ben de Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Bölümü okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ben de Avrasya Genç Girişimler Topluluğu Yönetim Kurulu'ndayım. Güzel bir etkinlik oluyor. Devam ediyoruz, biz de buradayız. Başarılar. Teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi iftar programında bir aradayız. Neler söyleyeceksiniz? Valla bu birlik ve beraberliğin gelişmesi özellikle insanların birbirlerini görebilmesi için çok güzel bir fırsat. Özellikle Ramazan oluşu. Bunu sanki bir mecburiyet değil de böyle gönüllü olarak geliyor insanlar. Ayrıca bir uhrevi bir havası var. Bunun yanında tabii muhabbet de artıyor. Bunun yanında gayet güzel arkadaşlar birbirini görüyor. Uzun zamandır birbirini görmeyenler görüyor. Tatlı yiyip tatlı konuşuyorlar. Gayet güzel bir şey. İşimiz tatlı diyorsun. Aynen, ben şahsen tabii Şekerciler Pastacılar Odası olarak Ramazan'ı çok seviyoruz. Neden? Benim bütün üyelerim para kazanıyor şimdi. Dolaylı olarak biz de mutlu oluyoruz. Benim esnafım mutlu, yiyenler mutlu. Tatlı demek, huzur demek, tatlılık demek, mutluluk demek. Bundan iyisi var mı? İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar Bahadır'cığım. Teşekkür ederim. Yine bir iftar programında birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, güzel aysiyatımızın güzel üyeleriyle birlikte olduk. Ve güzel akşamda, güzel bir iftarında birlikte olduk. Tabii bu iftarlar, bu güzellikler bizim çocukluğumuzda daha bir başkaydı. Ne zaman bir muhabbeti gelse, ah nerede o eski Ramazanlar diyoruz. Hemen çocukluğumuzdaki Ramazanlara geçiyoruz. Ben de geçen hafta bir yazımda oturup hayal ettim çocukluğumu, kaleme almıştım. Kısa bir şiir yazmıştım. Çocuklarımıza itfaiyen okumuş olayım. Tabii ki. Tüm çocuklar pür neşe, hayranım şu gülüşe. Mutluluktan dört köşe Ramazan'da çocuklar. Sokağında, evinde, keyifleri yerinde. En güzel günlerinde Ramazan'da çocuklar. Ne güzel oynuyorlar, oyuna doymuyorlar. Hayatı yaşıyorlar Ramazan'da çocuklar. Ben Aysiyat arkadaşlarımla birlikte kendimi burada çocuk hissettim. Çocuk mutluluğuyla, çocuk güzelliğiyle iftarımızı yaptık. Aysiyat Yönetim Kurulu'ndan sonsuz güzellikler her zaman gördük. Devamını zaten bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Teşekkür ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.